ve varsa alınan o tedbirleri kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz diyelim ve tekrar sözü size bırakalım. Evet Cuma Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler kabine toplantısı sona erdikten hemen sonra açıklamalar olacak. Biz de elbette o açıklamaları merakla bekliyoruz. Olası yeni tedbirler elbette gündemde. Bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kabine toplantısında bir sunum yapıyor. Tüm bu konularla ilgili. Biz de efendim değerli konuklarımızla hem olası tedbirleri hem de Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki bu zamana kadar geçen süreyi aşı çalışmaları aslında bu başlık altındaki pek çok alt başlığı konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bir kez daha hoş geldiniz. şimdi kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamayı bekliyoruz ama biz o zamana kadar merak ettiklerimizi konuşmaya devam edelim. Şimdi bir önceki bölümde aşı çalışmaları ile ilgili bir takvimden bahsettim. İzleyicilerimizle paylaştım. Dünyada en yakın vadede aşıyı devreye sokacak çalışma nerede? Türkiye bireysel olarak, ülkesel olarak çalışmalarını devam ediyor. Sağlık Bakanı da açıkladı. 15 güzel aşı çalışmasıyla ilgili gelişme yaşanıyor dedi. Ülkemizdeki tabloyu da bir almak isteriz sizden. Dünyadaki aşı çalışmaları ile ilgili en sonuca yakın ülkeyi de merak ediyoruz tabii. Hocam sizinle başlayalım. Teşekkür ederim. Aşı çalışmaları insan sağlığı açısından çok kıymetli bir çalışma. Bu cümleleri söyleyerek bir kısım aşıyı daha gelmeden negatif propagandaya dönüştüren insanların da burayı özellikle dinlemesini arzu ediyorum. Çünkü insanlık tarihinin bir insanlar tarafından kendileri için bulmuş olduğu en kıymetli meseledir aşı. Dünyada da 150'nin üzerinde aşı çalışmaları var. Bunların fazları var. Önce laboratuvar, sonra hayvan, sonra da insanlarda 3 faz dediğimiz çalışma var. Bunların üzerinde de şu an için fazı 3. yani insanların yaygın kullanımından önceki aşamaya gelmiş. Onun üzerinde de çalışma var. Şu an Türkiye'nin ağırlıklı olarak görüşmekte olduğu ve Türkiye'de de son aşamasını yapılan bir Çin aşısı var. Hı hı. Yine diğer tarafta Almanya'da... Hı hı. Türk... Hocam yanlış hatırlıyor muyum? Sizde olmuş muydunuz aşıya? Evet aşıyı? ben sağlıklı gönüllü grubunda faz 3'te çalışmaya destek vermek amacıyla gönüllü gittim oldum. Bir Çin aşısının olduğu Türkiye'nin de çalışmanın ayağında olduğu bir çalışma var. Diğer taraftan Türk bilim insanlarının... ...yapmış olduğu Almanya... ...Amerika ve bir ilaç firmasının... ...beraber yürüttüğü bir aşı var. O şu anda dünyada... ...kullanım ruhsatında... ...en önde olan... ...hem EMA'da hem de Amerika'daki FDA'da ...kısa zaman içerisinde acil kullanım... ...izniyle kullanıma girebilecek. Yani bu ayın, önümüzdeki ayın... ...ilk haftalarında dahi... ...Amerika bugün dağıtmaya da başladı... ...kendi eyaletlerine... ...izin çıktığı anda lojistiğini tamamlamış... ...olma adına. Çünkü izin çıkmasını beklemez bu sistemler. Acil bir ihtiyaç var. Üretilir, dağıtılır. İzin çıkınca kullanma süreci ne olur? İki aşı önde. Onun haricinde Oxford aşısı yine öyle. Yine Amerika'da Moderna dediğimiz aşı yine öyle. Çok kısa zaman içerisinde benim bir de Rusya'nın Sputnik aşısı var. Şöyle yani yarından sonra bir buçuk ay ve iki aylık bir süre içerisinde 5-6 aşı üretilip insanoğlunun hizmetine sunulacak konumunda. Türkiye'de Çin'le yaptığı anlaşmadaki bilebildiğim kadarıyla bir alt tip not var. Faz 3'ü yapıyoruz. Bize iddia ettiğiniz başarılı sonuçları Türkiye'deki topluluk üzerinde de olursa 10 milyon doz aşı daha sonra da devam edecek. Hı hı. Türk bilim insanlarının yaptığı aşıda da bir görüşmeler sürdürüldü. 1 milyonla başlayıp 25-30 milyona kadar artabilecek bir doz süreci var. Ama diğer aşılar da var. Türkiye her zaman diğer aşıları da alabilmeye muktedir. Yani ekonomik olarak böyle bir problemi yok. Aldığı aşıyı da tüm millete ücretsiz yapacak yani Türkiye'de zaten Çok önemli. Aşının ulaşılabilir olması. Tabii. Yani hem ulaşılabilir, ilk etapta ulaşılabilir olmak, tüm herkesin ulaşabileceği bir dozu bulmak. Çünkü her aşı iki doz yapılıyor. 80 milyon hadi çocuklar grubunu düşseniz 70 milyona 140 milyon dozu hemen dünyada bulabilme şansınız yok. Çünkü herkesin şey yaptığı bir hadise. Ama Çin'den alınacak 10 milyon üzerindeki dozun Erken yapılması gerekli olan indikasyon dediğimiz aşısı olmadığı zaman yakalandığında Kliniği ağı seyredecek ve ölüm oranı yüksek olacak gruplara devlet bunu alacak ve ücretsiz olarak verecek Bu da önümüzde Aralık ayının ortasından itibaren Türkiye'de uygulanabileceğini düşünüyorum Bir cümlede yerli aşılarımıza gelelim çok kıymetli bir çalışma süreci sürdürülüyor Belki de Türkiye'nin yıllar sonra en güzel yaptığı işlerden birisi. Bu güzelliğin altında önemli faktörlerden birisi sürecin başında Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyu devletin destek vermesi ve çalışma yürüten grupların hem Bilim Sanayi Bakanlığı'nda hem de TÜBİTAK aracılığıyla, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla aşı çalışma gruplarına ciddi bir şekilde kamusal destek ve önlerin açılması çok faktör oldu. Bu da tahmin ediyorum ki şu anda Kayseri'de Aykut Hoca'nın çalışması, biz onunla daha önce de Kırım Kongo'da çok güzel aşı çalışmaları yaptığımız için onunla da gurur duyuyorum. Daha önce beraber ekip arkadaşımın faz biri dediğimiz 40 vakaya aşkın yan etkisini bakılacak süreci tamamladı. Faz 2'si ve faz 3'ü var. Bunlar da birer buçuk ay derseniz 3 ay sonra Allah izin verirse Türkiye'de de yerli milli aşı insanların hizmetine sunulacaktır. Şimdi aşıya karşı bazı konularda da zaten bundan önce de maalesef bir direnç vardı. Özellikle çocuklara yapılan aşılarla ilgili bununla ilgili bu yanlış tavırla ilgili kampanyalar da çok yapıldı. Çok da biz aktardık aslında ama maalesef şimdi koronavirüs gündemimiz koronavirüs aşısıyla ilgili de röportaj da yaptık açıkçası. Sokakta işte vatandaşlara da sorduk. Yeni bir aşı ne etki göstereceğini ne olup biteceğini tam kestiremediğimiz için yaptırmak istemiyorum diyen de var tabi hemen yaptıracağım diyen de var şimdi bir de sanki işin bu kısmıyla mücadele etmek zorunda kalacağız bunu soracağım ama öncesinde aşının nasıl bir etkisi olmasını bekliyoruz yani aşılar bu tarz virüsler karşısında önleyici midir grip aşısını biliyoruz hastalığa yakalanma ihtimali artıyor daha hafif atlatılıyor koronavirüs aşısında beklediğimiz ne Evet, koronavirüs açısından da açıkçası ilk başta beklediğimiz kişilerin bu hastalığı yakalanmaması ya da yakalan takdirde daha hafif geçirmesi yönünde olacak. Hı hı. Ama bu tabii bize şunu söylemeli: bizim Türkiye'de uygulanacak hangi aşı olursa olsun, ister Çin aşısı olsun, ister Amerikan-Alman aşısı, ister Rus aşısı ya da bizim isterse yerli aşımız, bunların hepsi Türkiye'de yine. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Sağlık Bakanlığı teknik uzmanlarından ve bilim insanlarından oluşan bir heyetten onay aldıktan sonra uygulamaya giriyor. Faz 1, faz 2, faz 3 olması da yeterli değil. Hatta Amerika'daki oraya alması bile yeterli değil. Ancak bizde kullanım izni olursa devreye gireceğinde bir kez vatandaşlarımızı hatırlatmak gerekiyor. Hı hı. O yüzden de bu aşılar hocamın da katıldığı, gönüllü olduğu aşılar Türk toplumunda da yapılıyor ki. Buradaki acaba genetik yapıya göre bir farklılık söz konusu olur mu? Bir yan etki ortaya çıkar mı diye. O yüzden gergin kullanıma girecekler aşıların biz uygulamasını Türkiye'de yapıyoruz. Mesela grip aşısı da böyle bir şey yapmıyoruz. Her sene grip aşısı değişiyor biliyorsunuz. Çünkü olası etkiler artık belirlenmiş durumda. İşte koronavirüs aşısında da bu çalışmalar dünyadaki farklı toplumlarda yapılıyor ki bu ülkelerde yapıldığı zaman da daha sonra etki çıkmasın ve olası etkileri şimdiden saptayalım diye. Tabi bu açıdan baktığımızda e, toplumun aşıya direnmesinin çok da anlamı yok. Bugün aşı çok açık söyleyeyim tıp tarihinde bulunmuş en önemli keşiftir. Aşıların tamamı aslında. Venomasistan tutalım, difteriye, boğmacaya, tetanoza. Belki bazen aklımız diyor ki ya şu ameliyat çok önemli değil mi? Tomografi çok önemli değil mi? Evet çok önemli ama aşıyla insanların hayatı kurtuluyor. Aşıyla insanlar ölmüyorlar. Önlenebilir ölümlerin engellenmesinde aşıdan daha etkili bir yöntem söz konusu değil. Bunu sırf biz söylemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bütün bilim insanları söylüyor bu açıdan baktığımızda. Ve şu an ülkemizde biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın genişletilmiş bağışıklama şeması var difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hepatit ve son dönem ayrıca çocuklarımız uyguladığımız akciğer enfeksiyonu ile ilgili aşılarımız var. Ve dünyada baktığımızda %95'ten fazla, %99'a kadar ulaşan nadir ülkelerden birisiyiz. Hı hı. Böyle bir aşı ve böyle bir iyi bilinci basamak kalksal hizmetler altyapımız var. O yüzden vatandaşlarımızdan istiyoruz ki bu aşıları olsunlar. Aşıya direnç göstermesinler. Ayrıca Aşı sonrası istenmeyen etkileri izleyen bir rehberimiz de var. Orada da bir rehberimiz var. Yani bir aşı kime yapıldıysa onun kaydı alınıyor. Çocuklarda da böyle, erişkinlerde de böyle. Bir aşıda istenmeyen bir etki ortaya çıktığı zaman sadece kızarıklık dahi ortaya çıksa bunlar rapor ediliyor. Hatta o aşı hangi partiden geldiyse çünkü farklı farklı partilerden farklı zamanlarda gelebiliyor. Hangi alt gruba sahipse oradan tedarikçiye kadar gidiyor. Yani herhangi bir partiden gelmiyor tabii, tabii, da. Siyasi parti değil. <laughs> yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. Lottan geliyor. olarak lottan diyelim. Hangi lottan geldiyse hangi alt gruptan geldiyse ona göre bir yan etki söz konusuysa o da rapor edilip tekrar takip ediliyor. O yüzden biz vatandaşlarımızdan aşağı güvenmelerini istiyoruz. Tabii şu ana kadar e, bu deneme sürecinde hangi tarz yan etkiler gördük? Bunu konuşmak için erken mi ya da? Şöyle aslında yapılan gruplara baktığımızda yan etkiler belli. Olan kişiler de tanıyoruz. Hocam da burada zaten. Evet birazdan <laughs> tecrübelerinizde soracağım. Ben kendim söyleyeyim hocam herhalde kişiselden söylesin. <laughs> şöyle bize gördüğümüz, izlediğimiz dünya takip ettiğimiz yan etkiler daha çok lokal yan etkiler düzeyinde. Yani her aşıda olduğu gibi aşı yerinde kızarma, aşı yerinde hafif bir ağrı ise kimin elinde ilk yapıldığı zaman kendimi kötü hissettim diyenler de var. Diğer aşılardan farklı bir tablo var hayır, mı? Yok. Hayır, diğer aşılardan farklı bir tablo söz konusu değil. Şundan da tabii vatandaşlar biraz endişe edebiliyor. Ya hocam normalde aşılar uzun yıllar üretilir 3 yılda, 5 yılda. Bu evet. aşı çok hızlı üretildi. Ama şu an olağan dışı bir durumdayız olan dışı bir durumda olduğumuz için başağız üretildi. Aslında tüm enerjimizi belki buraya e, odakladığımız için bu kadar kısa sürede üretildi Tabii. değil mi? Yani bununla ilgili çalışan e, belki normal süreç ilerlemiş olsa bu kadar kişi çalışmayacak. Bu kadar Tabii. ekip, bu kadar e, farklı üniversite ama Hı. şimdi çok özel bir tablo olduğu için çalışan ekip sayısı, emek çok fazla, belki e, maddi olarak destek çok fazla zannediyorum. O yüzden erken. Aynen öyle bir de şöyle bir yaklaşım vardır dünya sağlık örgütünün anayasasında der ki sık görülen sık öldüren sakat bırakan, iş gücü kaybı yapan ve önlenebilir olan sorunlar en önemli sorunlardır. Şimdi bütün dünyanın gündemi koronavirüs. Bütün bilim insanlarının, temel bilimcilerde de böyle, dahili bilimcilerde de, cerrahi bilimcilerde de, hücre düzeyinde çalışanlar da sadece hekimlerde de değil, aşı geliştiren pek çok farklı alandan insanlarımız da var fen bilimleri alanında. Hı hı. O yüzden böyle olduğu için bu kadar açıkçası hızlı gelişiyor. Tabii ki aşıların etkilerini izleyip uzun vade etkisi var mı yok mu diye bakmamız gerekecek. Antikor ne kadar oluşturuyor bakmamız gerekecek ama Aşıya direnç göstermemiz doğru değil. Bu sırf koronavirüs aşı için değil. Evet. Diğer aşılar için de geçerli. Tabi burada yine kime öncelikle aşının yapılacağı konusu gündem olacak. Bunda önümüzdeki ay içerisinde yani Aralık ayı yarına itibaren başlıyor. Sağlık personeli bütün dünyada en öncelikli grup. Çünkü az önceki grupta da söylemiştim. Evet. Sağlık personeli her... Türkiye'deki 9-10 kişiden birisi koronavirüs hastası. Hem onları korumak hem de onların çevreye bulaştırma ihtimalini azaltmak zorundayız. Ama hmm. ikinci aşamada kimlerin yapılacağı ayrıca karar verilmesi Yaş gruplarına göre, e, Şimdi, kronik rahatsızlıklara e, göre mi tercih İki edelim? strateji var orada. Dünyada da böyle açıkçası. Bir tanesi e, demin Kemalettin Hocam da söylediği gibi en çok hasta olduğu zaman etkilenecek gruplar. 65 yaş üzeri olanlar kronik hasta olanlar, sonra diğer kronik hastalı olanlar gibi. Aslında bu zamana kadar oluşan istatistik bize zannediyor Aşının da kimlere ilk etapta yapılacağı Tabii. ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor. Evet. Veriyorum. Ama bir yaklaşım daha var. Dünya iki görüş hakim şu anda dünyada. Hı -hı. Biz de Türk bilim insanları olarak hepsini sonuna kadar takip ediyoruz. Ülkemiz uygun strateji belirlemeye çalışıyoruz. Yani Çin stratejisi biz uygun değil. Amerika'da da değil, Almanya da değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejisini Türk bilim insanları veriyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela diğer stratejide şu. Acaba bu grubu zaten evde tutabiliyoruz. Kısıtlı zamanlarda dışarı çıkabiliyorlar. Risklerini evde temas engellersek daha az. Acaba bulaştırıcılık ihtimali yüksek insanlara mı aşı yapsak? Yani sağlık çalışanların yanında şoförler, market çalışanları, getir götür işte çalışanlar, polis, zabıta, asker, medya çalışanları gibi. Yani dolaşımda olan insanlara mı daha çok yapsak da korusak? Kaynağından bu işi yok etsek diye. Tabi bu ikisini oturup kanıtlara evet, göre karar vermek gerekecek. Yani aslında iş o kadar kolay değil bilim insanların işi de. Böyle bakmak gerekiyor ama emin olun verilen karar doğru karar olacaktır. En küçük, küçük aynısına kadar hem bilim kurulu içerisinde hem de diğer bilim insanlarıyla beraber hep beraber tartışıldığı için öyle bir karara nihayetinde varılacaktır. Evet, hiçbir karar öyle bir günde düşünülmeden alınmıyor. Çok arkasında özverili bir çalışma, çok uzun bir çalışma süreci var. Aşıyla ile ilgili e, uygulama aşamasına geçildiğinde de aynı özverinin devam edeceğini e, tüm izleyicilerimiz, vatandaşlarımız e, ikna olacaktır, eminim. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Sizin e, hocam, şimdi aşıda oldunuz aynı zamanda bizim muhabirimiz Fatma Demir Turgut da gönüllü olarak aşı oldu. Onun hmm. tecrübelerini de evet bu ekran izleyicilerimizle paylaştık. Aşıdan korkanlar, çekinenler olabilir düşüncesiyle. Konuyla ilgili eklemek istediklerinizle birlikte tecrübelerinizi de almak istiyorum. Evet Ben Mustafa hocama ve sizin sorunuzla toplumda bu kadar kısa sürede acaba soru işareti doğar mı gibi bir soru var ama şunu bilelim ki bu kadar kısa sürede değil. Örneğin Çin'in aşısı dediğimiz hani ölü virüs aşısı 100 yıldır bilinen bir teknoloji bu yeni bulunmuş yeni bir teknoloji değil. Hı hı. Diğer taraftan Türk bilim insanlarının Almanya, Amerika ve bir ile firmasıyla ortak bulmuş olduğu çalışmada yaklaşık 2013'teki SARS ve MERS dediğimiz bunun akrabaları sürecinde başlanılmış. Hı hı. Aşağı yukarı 17-18 yıldır sürdürülen hı hı. bir mRNA çalışması. Demek yani ki yani altyapısı var Tabii 15 bir aşı değil. tabii 15 yıldır. Ön konusunda oldukça hakimiz zaten. Birisi 100 yıla dayanan bir birikimin sonucu Diğeri de 17-20 yıla dayanan bir laboratuvar çalışmasının bugünkü ürünü. Yoksa buna 8 ay diye bakarsak haksızlık etmiş oluruz. O Türk ilim insanları zaten bulmuş oldukları metodu yıllardan beri zaten çalışıyorlardı. Asıl bu aşılar o zaman bunun akrabalarla çalışılmış, onlar da dünya gündeminden düşünce o aşı çalışmaları laboratuvar çalışması olarak devam etmişti. Bugün o laboratuvar çalışmalarının yüzeye çıkmış klinik çalışmalarını görüyoruz. Bu aşı çalışmalarının hiçbirisi 6-8 aylık bir süre değil 15 ila 100 yıla yakın bir geçmişe sahip bunu böyle bilmesi açısından bunu söylemek istedim. Hani o endişeyi ortadan kaldırmak adına. Şahsım da bir faz 3 dediğimiz insanların yaygın kullanılmadan önceki binlerce insan düzeyinde, 30-50 bin insan üzerinde olan çalışmaya gönüllü olarak ilk etapta Türkiye'de biliyorsunuz e, sağlıklı sağlık çalışanlarının gönüllü olanlarında alındı. E, ben de memnuniyetle gittim. Çünkü aşıyla ilgili bir endişem yok. Ömrümüzü aşıya verdik. E, oluşum mekanizmasında ve etkinliğinde zaten Sağlık Bakanlığı'na müracaat edilip ilk faz çalışmaları e, laboratuvar, hayvan ve faz bir faz olumlu sonuçları Görünlülüğe Sağlık Bakanlığı izin veriyor. Ben Sağlık Bakanlığı'mın Türkiye'de de bunun üçüncü aşamasını devam edebilirsin dediği bir veriye inanırım. Hı hı. 35 yılını Sağlık Bakanlığı'na hizmet etmiş, bu ülkede sağlık hizmeti vermiş birisi olarak inanırım. O inancımla da e, gittim, oldum. E, açıkçası birçok sağlık çalışan arkadaşımızda da olduk. Herhangi birimizde herhangi bir yan etki görmedik. Hatta evde çocuklar falan. Nasıl gidiyor bir yan etki var mı denilince aşı yapıldığımı hatırlıyordum. Ha olmaz mı yan etki olabilir çok hafif atlanılabilir yan etkiler dediğimiz ee, iğne yerinde yapılan yerde bir hafif ağrı, kızarıklık, hafif bölgesel kaşıntı ya da 48 saat sonra olabilecek bir ateş yükselmesi. Hepimizin çocuklarda hangi yan etkileri bekliyorsak ondan farklı bir yan etki söz konusu değil. O yan etki olmuş olsa faz 3'e geçilmiyor zaten hı hı. faz 1 dediğimiz. 40-50 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda güvenlik çalışması yapılıyor. O güvenlik çalışmasında bir problem yoksa zaten bu aşamalara geliyor. Hı hı. E, doğal olarak da şu ana kadar e, Çin aşısı gündemde. Şimdi mRNA aşısı dediğimiz e, Türk bilim insanlarının çalışmasının da e, gönüllü çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bildirilmiş bu aşılarda bir problem yok. Sadece Oxford aşısında bundan 3 ay önce bir e, hani nörolojik, nörolojik ileti bize, evet. problemi olan bir hasta. Sonra da onun aşıya bağlı olmadığı anlaşılarak çalışma devam edildi. Eğer bir e, majör bir yan etki görülünce aşı çalışması nasıl ilerliyor? Yani biraz daha geri gidip o yan etkiyi azaltacak şekilde mi bir çalışma yürütülüyor? Yani bize en e, yan etkisiz şekliyle zaten sunuluyor anladığım kadarıyla. Bir kere duruyor o anda aşı çalışması. Hı -hı. İngiltere'deki hocamın dediği çalışma aynı şekilde. durduğu o çalışma o bire inceleniyor. Dış faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanılmadığını biliyor. Bir de bu arada şunu bir kez daha yine vurgulamak gerekiyor. Aslında aşı çalışması yapılırken bir gruba aşı yapılıyor. Bir gruba da plasebo dediğimiz Aşı benzeri bir e, aynı şekilde dış e, e, özelliği aynı olan enjektörle serum fizyolojik veriliyor diyelim. Hı -hı. Bildiğimiz sıvı veriliyor. Aslında hocam siz de hangi grupta olduğunuzu bilmiyordunuz bilmiyoruz, değil mi? Hala Bilmiyorsunuz. bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz çünkü tabii bakın böyle gidiyor. Bu tek gör çift gör dediğimiz çalışmalar böyle. Burada tek gör olarak gidiyor. Tek gör dediğimizde hasta hangi grupta olduğunu bilmiyor. Hı -hı. Hatta o enjeksiyonu yapan kişiler not alıyor gidiyor. Kırmızı ya da mavi. Kodla. Kodla, kodla evet. Yani bizim benim bana yapılan aşının bir kodu var. Tabii. Tüm çalışmanın süreci tamamlandığında o zaman bir merkez yönetiyor bunu. Türkiye'deki çalışma yürüten arkadaşlar da bilmiyor hangi kodun içinde ne olduğu. Hı -hı. Sonra merkez çalışma tamamlandığında açıyor, bakıyor bu kod kime gelmiş? Kemalettin Aydın'a. Kemalettin Aydın'da savunma hücresi oluşmuş mu? Hocamın dediği Tabii. gibi hani su diyelim halkın anlayacağı dilde. Hı -hı. Birisinde de aşı, antikor oluşturabilecek aşı var. Diğerinde de su var diyelim. Sonunda bakıyor bende savunma hücresi oluşmamış bakıyor su. Diğerinde savunma cüresi oluşmuş. Bakıyor buna aşı... Kontrolü evet, deney evet. mi diyoruz? Tabii, Tabii kontrolü. Kontrolü. Aynen. Kontrolü çalışıyor. Bu bir müdahale çalışması Hı -hı. aslında epidemiolojik olarak bakarsak. Bir şey yapıyoruz. ilaçlarda da böyledir. bu A grubuna diyelim ki ilacı verirseniz, B grubu ilacı vermezseniz, sonra bir süre sonra beklediğimiz etki üzerinde bakarsınız antikor oluşmu oluşmamış mı? Tabii Türkiye'de şöyle de var, gönüllü olanlara da çalışma bittikten sonra yine aşı yapılacak tabii ki. Tabii, Öyle bir yaklaşım var. Şu an hala e, gönüllü sağlık çalışanları dışında başvuru sağlık alınıyor Sağlık çalışanı mu? bitti, diğer toplum üyelerinden şu anda başvuru alıyor. alınıyor. Tabii ve şimdi şöyle, mesela işte Oxford aşısını söyleyeyim, şöyle durduruldu sonra şuna bakıldı aşı yapılan kişide bu etki ortaya çıkmış, gönlüde mi ortaya çıkmış? Hocamın dediği gibi kodlar söz konusu olduğu için ortaya çıktı. Evet, bu aşı yapılan kişide ortaya çıkmış ama gönlü olanlarda da benzer etki ortaya çıkmış. Başka bir virüs enfeksiyonu o sıra kaynaklanan bir nörolojik etki olabilir. Çünkü virüsler genelde nörolojik etkiler yapıyorlar. Ya da topla tamamen tesadüfen de olabilir. Bunlar güven aralıklarında yapılıyor. %95, %99 ya da 99.99. .99. Böyle olduğu için zaten biz güvenerek ilerliyoruz. Yani öyle o kadar kolay değil gerçekten. Hani A ikisini yapalım, B ikisini yapmayalım. Bakalım ne kadar gibi gitmiyor. Tek tek hesaplanıyor. Hatta şöyle... Kontrol grubunu aldığınız erkeklerle kadınların oranları benzer yaş grupları benzer. Kronik hastalık olan olmayanlar grubu benzer. Bir klinik çalışma dizayn edilirken bunlara göre yapılıyor ki sonra bir taraf tutma söz konusu olmasın. Örneğin aşı grubunda daha sağlıklıları alsanız aşı daha iyi gibi gözükebilir. Ama öyle değil. Bu grupta kaç tane kadın var? Bu grupta kaç tane kadın var? Bu grupta evet. kaç hasta var? Bu grupta kaç hasta var gibi. Hatta son dönem çalışmalarda eğitim düzeyi bile benzer kişiler seçilmeye çalışılıyor ki hem aşı grubuna hem kontrol grubuna bu sefer kişi arası fark ortaya çıkmasın. aşıyı Aynı şey işler hissetsinler diye. Her türlü ihtimal aslında göz önünde bulundurularak yapılan uzun soluklu bir çalışmadan söz ediyoruz. İzleyicilerimiz de eminim e, bu bilgiler karşısında ikna olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bir ara vereceğiz sohbetimize ama şunu sormadan edemeyeceğim e, aşı ile ilgili beklentimiz yani önleme dedik e, semptomları daha hafif gösterecek şekilde belki hastalığı atlatma beklentimiz var ama bunun bir süresi var mı? Bir yıl kadar mı bizi korumasını bekliyoruz? 6 ay mı? Bununla ilgili bir zaman aralığı belirleyebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Şöyle şu an için enfeksiyon tipi bir bağışıklık kadar en azından 6-8 aylık koruyacağını düşünüyoruz ama Hı -hı. O, o o günü yaşayacağız da göreceğiz. Çünkü Hı -hı. deneyerek göreceğiz. Ama şu an için 6-8 aylık bir süre. Yani 6-8 ayda bir yapılması gerekecek. Yani eğer her şey istendiği gibi Evet, giderse. elimizde bir virüs aşısı olan grip aşısı var. Grip aşısına benzer bir şekilde her yıl salgın dönemi olacaksa ya da bu virüs hayatımızda bizim devam edecekse onun mevsimsel dönemlerinde yapılması gibi bir tablo var ama bu aşı meselesi kapanmadan bir cümle söyleyeyim. Buyurun lütfen. Aşılar bağışıklık oluşturma oranlarını açıklıyorlar. %94, %94,5, %95. Pardon. Ama biz bir şey açıklıyoruz. Maskeyi ve mesafeyi uyarsanız %98. Yani aşının geleceği Ocak ayının ortalarına kadar ne olur? Bu salgını kontrol edebilmek adına maske ve mesafeden asla Yani aşıyı bulduk, aşıyı yaptırdık, maskeyi çıkarıyoruz, mesafe kuralını iptal ediyoruz. Hijyen kuralları artık eskisi kadar önemli değil diye bir şey söz konusu. Şu an için sonuçları görene kadar Bu Çok önemli. Şimdi burada da bir kontrol kaybı olur mu endişesi var. Evet aşı yaptıran kişilerin ben zaten aşı yaptırdım, koruyucuyum, bulaştırmıyorum. Rehavetiyle hareket etmeleri de olabilir zannediyorum. Mi? O gün gelecek onları konuşacağız. Olayacağız. Asla şu an için aşı yaptırdınız, savunma hücreleriniz oluştu. Kesinlikle almayacaksınız deme şansına sahip değiliz. Hı hı. O nedenle aşılı olmalarına rağmen yine de maske ve mesafenin uyulacağı bir e, bahar dönemi yaşayacağız. Çok önemli. Toplumca, uzun uzun evet. bunları da e, aktaracağız zamanı geldi. Toplumca geldiğinde. sebat etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz bu işe Gönül vermemiz gerekiyor artık. Uzun soluklu mücadele olacak. Aşı bu yolda bize destekleyici olacak aslında. Maske, mesafe, hijyen, aşı ile beraber ancak daha hızlı ve daha çabuk üstesinden gelebileceğimizi hepsi bilmemiz gerekiyor. Hepsi birlikte. Bu saydığımız kurallara sadece aşıyı da ekleyeceğiz ama hepsi birlikte evet, devam. Yani aynen edelim. öyle. Çok teşekkürler. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Sizi hiçbir yere göndermiyoruz ama bir biraz da gündemle ilgili.